Beyefendiler, Atatürk İlkokulumuzun ve Büyük Toraman çok amaçlı sosyal tesisimizin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer protokol, kıymetli konuklar, bilindiği üzere yapılan testler neticesinde Atatürk İlkokulumuz depreme dayanıklı olmadığı için yıkılmıştı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çürük bir okulda, binanda eğitim görmesine, devam etmesine gönlümüz razı olamazdı. Derhal yıkılması, yenisinin yapılması mücadelesini verdik. Bugün geldiğimiz bu noktada yeni okulumuzun temelini atarak yavrularımızı sağlam ve modern bir okulda eğitim almalarını sağlayacağız. Allah'ın izniyle gelecek eğitim yılında da hep birlikte bu okulumuzu açacağız. Öte yanda 8 mahallemizde yapmış olduğumuz çok amaçlı sosyal tesislerimize 9.sunu ekleyerek bugünkü temel atma törenimiz ile Büyük Toraman mahallemizde ve sosyal tesisle buluşturacağız. Bugüne kadar hizmet aldığımız çok amaçlı sosyal tesislerimiz mahalle halkımızın nişan, düğün, cenaze gibi birçok ihtiyaçlarına cevap verdi. Faydalı bir hizmet olduğu tecrübesiyle sabit olduğu için bu tür tesislerimizin sayısını artırarak devam edeceğiz. Vatanını seven ona en çok hizmet edendir. Bizler bu toprakları seviyoruz ve hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizi geliştirmek ve halkımızın en iyi hizmet alması için hükümetimizi ve tecrübeli 16 ilçe kucaklayarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Menduh Büyükkılıç ile el ele kol kola verip birlikte mücadele ediyoruz. Bu mücadele ve görev bilinciyle birçok hizmeti hayal olmaktan çıkardık, gerçeğe dönüştürdük. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıp sizlere layık olabilmek için felahiye sevdalısı hizmetkarlar olarak büyük çaba gösterdik. Müsaadenizle, sabrınızla hizmetlerimden bahsetmek istiyorum. Felahi Belediyesi olarak yaptığımız işlerden bazıları, aslan yatağın yattığı yerden belli olur diyerek işe başladık. Belediye hizmet binasının komple bakımını yaptık. İlçemize 208 metrekare fırın yaptık. İlçemize 240 metrekare tandır ekmeği ve yufka imalathanesi yaptık. Felahiye Merkez, Kayapınar, Kepiç, Karaşık, Darlı, Kuruyük, İsabey ve Silahtar mahallelerimizde toplamda 8 adet sosyal tesisler yaptık. Mahalle arası kablosuz ses sistemi kurduk. İlçe genelinde 480 bin metrekare kilitli parke taş yaptık. İlçe genelinde okul ve yurt çevre düzenlemeleri yaptık. Belediyemiz adına 2 adet kapalı garaj yaptık. Beyler mahallemizde Osman Ağa, Kale mahallemizde Kale Parkı'nı yaptık. Sıtma Pınar şenlik alanını modern bir hale getirdik. Cumhuriyet, Kale, Kaya Pınar, Kuruyük ve yeni mahallelerde bulunan camilerimizin çevre düzenlemelerini yaptık. Büyük Toraman, Kaya Pınar mahallemizde toplamda 6 adet köprü yaptık. Belediye araçları için oto yıkama ve yağlama tesisi yaptık. Kaya Pınar sulama göletine mesire alan 102 adet imarlı parsel çalışmasını yaptık. Tüm mahallelerimizde güvenlik mobese kameraları kurduk. Büyük Duraman mahallemizde sağlık ocağı ve lojman yaptık. Doburcalı mevkiindeki konutlara içme suyu hattı yaparak suya kavuşturduk. Çiftçilerimize ve hayvancılarımız için tüm mahallelerimize onlarca çeşme yaptık. Mahallelerimizdeki tüm metruk binaların yıkımını ücretsiz yaptık. İlçe meydanındaki belediye ve şahıslara ait konutların dış cephe düzenlemesini yaptık. İhtiyaç sahibi 5 aileye tüm imkanlarımızla konut yaptık. İhtiyaç sahibi ailelere inşaat malzemeleri yardım ettik.
Kayapınar ve Büyük Turaman mahallemizde eski belediye hizmet binalarını tadilat yaparak çatılarını yeniledik. Baraj kenarında iki taraflı sahil yolları yaptık. İlçe merkezinde mahallelere haftada iki sefer minibüs seferleri başlattık. Kepiç mahallemizin taziye evi önünde ve meydan çevre düzenlemesi yaptık. Kepiç mahallesi taziye evi önüne tarihi seten üstüne gölgelikler yaptık. İsa Bey mahallemizdeki yağmur tahliye hatlarını yeniledik. Kayapınar afet evlerinin tapularını milli emlaktan alarak vatandaşlarımıza devrini sağladık. Tozlu ve Cumhuriyet Mahallesi sulama hatlarını su sayaçları taktık. TOKİ konutları için arsa temini sağladık. Felahiye, Kayapınar, Büyük Toraman ve 15 Temmuz Işık Parkı'nda ışıklı tabelalar yaptık. Tüm mahallelerimize saat, tarih ve derece tabelaları yerleştirdik. İlçemiz meydanına yeniden düzenleyerek yeni Atatürk büstü ve saat kulesi yaptık. Kayapınar meydan düzenlemesi ve çay ocaklarının önüne gölgelikler ve sundurmalar yaptık. Büyük Toraman mahalle meydanına gölgelik ve sundurmalar yaptık. Beyler mahallesine duş, WC ve araç yıkama binası yaptık. Sanayi dükkanlarının çatılarını ve çevre düzenlemelerini yaptık. Büyük Turaman mahallemizde aile çay bahçesi yaptık. Belediyemiz imkanlarıyla ve hibe yoluyla belediyemiz araç parkını güçlendirdik. Bir adet silindir, 4 adet kamyon, 1 adet cenaze taşıma yıkama aracı, 1 adet vinç, 2 adet otobüs, 2 adet pikap, 2 adet minibüs, 1 adet traktör, 3 adet hizmet aracı, 1 adet mini eskivatör, 1 adet yol süpürme kamyonu, 1 adet traktör çekili yol süpürme aracı, 2 adet çöp toplama aracı ve 2 adet kepçe olmak üzere toplamda 24 aracı kendi imkanlarımız ve hibe yoluyla aldık. Bu hizmetler ilçemize ve mahallemize kazandıran, yapılmasında ve alınmasında katkı sağlayan, destek veren hayırseverlerimize, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, belediye personelimize ve duasını desteğini bizden hiç esirgemeyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Şimdi de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. İlçemiz doğal gazı kavuşturarak modern ısınma cihazından yararlandırdı, hepimizi rahat etti. İlçemiz mahallelerine 452 bin metrekare kilitli parke yapıldı. İlçemiz merkezine içerisinde düğün salonu, yüzme havuzu, fitness salonu, cep sineması ve dersliklerin bulunduğu kadın ve gençlik merkezini yaptı. 400 başlı toplu ahır yapıldı. Cumhuriyet mahallemize hayırseverlerimizle birlikte Kur'an kursu, taziye evi ve lojman yapıldı. Cumhuriyet meydanına aile çay bahçesi yapıldı. Felahiye, Büyük Toraman ve Kayapınar mahallemizde kapalı semt pazarları yapıldı. Mahallemize 7 adet halı sahalar yapıldı. Kolektör hattı ve arıtma tesisi inşaatı devam ediyor. Felahiye, Kayapınar, Büyük Toraman meydan düzenlemesini yaptı. Tüm mahallelerimize 1200 adet hazır mezar yaptı. Tozlu göletini kapalı sulama sistemine dönüştürdü. Büyük Toraman mahallemizde kapalı sulama sistemi yapıldı. Viyadük yanında 15 Temmuz Şehitler Parkı, Seyir Tepesi ve Mesire alanını yaptı. Her mahallemize en az bir adet çocuk oyun grubu yerleştirdi. Acırlı, Beyler, Karaşık ve yeni mahallemizde kanalizasyon şebekesi yapıldı. Karaşık, Kayapınar ve yeni mahallemizde içme suyu şebekeleri ve su depoları yaptı. Kepiç mahallemizde içme suyu hattı çekildi, su depoları, tadilat ve bakımları yapıldı. İsa Bey, Büyük Toraman, Alpaslan, Menteşe mahallelerimizde ve 15 Temmuz parkımızda 250 metre derin su kuyuları açtı. Felahiye ilçe kütüphanesini komple yeniledi. Kayapınar, Alpaslan, Kepiç, Cumhuriyet, Beyler, Büyük Toraman, İsa Bey ve yeni mezarlık duvarlarını ve İmam Hatip Lisesi ve Darlı Okulu'nun çevre duvarlarını yaptı. Büyük Toraman Camii çevre düzenlemesini yaptı. Kepiç, yazı kışla Gürdem yolunda kumlama ve iyileştirme çalışması yaptı. Kesimhane ve slaş paketleme tesisi
Çevre duvarı yapıldı. İçerisi ve yol kilitli parke çalışması yapıldı. Büyük Toraman, Kayapınar, eski belediye binaların tadilatları yapıldı. Kale ve Cumhuriyet mahallemizdeki sulama kanalları kapalı sisteme dönüştürüldü. 10 kilometre uzunluğunda Tozlu göletine su taşıma hattı yaptı. Büyük Toraman, İsa Bey ve Köpüç mahallemizde eksik olan içme suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamladı. Büyükşehir Belediye'mizden çok sayıda inşaat malzemesi alıp vatandaşlarımıza yardım edildi. Çiftçilerimizin kullanımı için bir adet traktör, bir adet katı gübre serpme makinesi, bir adet taş toplama makinesi, bir adet selektör, bir adet silaj paketleme, bir adet yem kırma makinesi, bir adet boble makinesi, bir adet aspir yağ çekme makinesi alındı. Ziraat odamıza, çiftçilerimizin hizmetine sunuldu. Darlı Göleti su taşıma hattı yapıldı. Felahiye İsa Bey Çamdır, Felahiye Kepiç, Büyük Toraman Tuğlaş'a, Büyük Toraman Elçi, Büyük Toraman İsa Bey, Felahiye Aladaylı Alpaslan yollarının asfaltlama çalışmasını yaptı. Felahiye İsa Bey Büyük Kışla 18 kilometre yolun genişletilmesi ve komple sıcak asfalt kaplaması çalışması yapıldı. Bugün yeni açıldı. Yaklaşık maliyeti 36 milyon TL'ydi. Büyük Toraman Tuğlaş'a arası yol 5 kilometre genişleme ve komple asfalt çalışması yapıldı. İlçe genelinde 51 bin ton sıcak asfalt kaplama çalışması yaptı. Yapılan bu hizmetler için başta belediyeciliğin doktoru olan, ömrünü memleketine hizmet için harcayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç'a, başkanıma, tüm ekibine ve emeği geçen tüm kişilere şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Başkanım, sayacağım. Çünkü çok emeğiniz var, çok yaptınız. Sayacağım. Sabırla dinleyeceksiniz başkanım. Hükümetimiz ile yaptıklarımız, ilçe stadyum sentetik sahaya dönüştürüldü, kapalı spor salonu yapıldı, Kepiç sulama göleti kapalı sisteme dönüştürüldü, 4000 yıllık Sıtma Pınar restorasyon çalışması yapıldı, 4000 yıllık Romanık mezarı restorasyon çalışması yapıldı, Büyük Toraman mahallemizde dere ıslah çalışması yapıldı, Felahiye ve Kayapınar Büyük Toraman'da 35 bin ton sıcak asfalt kaplama yapıldı. İlçe merkezinde elektrik hattı yer altına alındı. İlçe merkezinde MOBESE güvenlik kameraları yapıldı. Kepiç, Darlı, İsa Bey, Kayapınar mahallemizde cep telefon baz istasyonları kuruldu. Kayseri Felahiye yolu ikinci kat asfalt çalışması yapıldı. Kadın Kalkınma Kooperatifi kuruldu. İmalathane ve kafeterya yapıldı. 10 yataklı ilçe devlet hastanesi yapıldı. Felahiye Kayseri Göğdere yolunun yapımı devam ediyor. Felahiye Özvatan çevre yolunun yapımı devam ediyor. Felahiye Boğazlayan çevre yolunun yapımı devam ediyor. Kayapınar gölet üzerine mesire alanı yapılıyor. Yeni mahallede bulunan orman arazisi yayılımı açıldı. Valiliğimiz tarafından kırsal mahallelerimize toplamda 90 bin metrekare kilitli parke döşemesi yapıldı. Daha yapacağımız çok şey var. Birlikte alacağımız uzun yollar var. Bizler daha en başında bu yolda güzel ilçemizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını biliyoruz diyerek çıktık. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki yaptığımız icraatlarla sizleri mahcup etmedik. Bizlerin bu çabalarına destek veren, bu güzel hizmetleri ilçemize ve mahallemize imkan sağlayan başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhur İttifakımızın Genel Başkanı, Bilge Lider, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AK Parti ve MHP il başkanlarımıza, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, hayırsever vatandaşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma, her daim ve duasıyla bizlerin yanında olan felayeli hemşerilerimize ve ismini sayamadığım nice destek verenlere huzurunuzda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime son verirken Atatürk İlkokulu ve Büyük Toraman çok amaçlı sosyal
tesis temel atma töreninin ilçemize, öğrencilerimize ve Büyük Toraman mahalle halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bugün felayemizin bu mutlu gününde bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyor. İlçemize değer katan daha pek çok projeleri yapmak üzere hem hükümetimizin hem de Büyükşehir Belediye'mizin desteklerini almak için Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinde dua ve desteklerinizi bekliyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partimizin ve Adalet ve Kalkınma Partimizin il başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanım, İlçe Belediye Başkanım, çok kıymetli kaymakamım, yine hareketimizin yükünü omuzlayan çok kıymetli Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partimizin ilçe başkanları, Kaçep ilçe başkanımız, AK Parti Kadın Kolları heyeti ve çok kıymetli hazirun, hepinizi ben de saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Şimdi başkanım hizmetlerini anlatırken yoruldu. Allah razı olsun. Bu memlekete çivi çakan kim varsa Allah razı olsun. Gerçekten belediye başkanlığı zor bir görev ve zor bir iş. Hakikaten çok emek isteyen bir görev. Kaldı ki Kayseri gibi hem yüz ölçümü büyük hem de nüfus olarak Türkiye'de Memduh abi kaçıncı sırada geliyoruz büyük şehirlerde? İlk 20'ye gireriz herhalde. 20 numarayız abi. 20 numara. Hizmette bir numarayız, doğru. Hizmette bir numarayız ama nüfus olarak da ilk 20'ye gireriz. Böyle bir nüfusu, böyle bir yüz ölçümünü idare etmek gerçekten zor iş. Allah yardımcıları olsun. Başkanım dediğim gibi hizmetleri sayarken yoruldu. Başkanım nerelerden hizmet almış? Kendi çalışmış belediye imkanlarıyla yapmış. Onun dışında Büyükşehir Belediye'miz büyük projelerde destek vermiş. Felahiye doğalgazla kavuşmuş. İşte Felahiye biraz önce gelirken sordum başkanım bu inşaat ne dedim. Dedi ki kendisi atık su temel atma töreni buraya ihtiyaç var mı Felahiye'ye diye sordum. Var dedi yapıyoruz dedi. Proje bedelini de söyledi. Çok hakikaten büyük rakamlar bunlar. Büyük hizmetler. Allah bozmasın. Tabii kıymetli Felahiye'li hemşerilerim ben az konuşacağım. Şurada bir yolda gelirken notlar aldım. Oradan size hemen bu notlarımdan aktarmak istiyorum. Biz de büyük şehrimiz çalışırken, ilçe belediye başkanlarımız çalışırken, Cumhur İttifakı yerelde uyumlu bir şekilde çalışıyorken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 defa Felahiye demişim kıymetli hemşerilerim Gazi Meclis'te. Yani şöyle düşünün, Memduh abim de milletvekilliği yaptı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Meclis kürsüsünde 400 küsür kere Kayseri diyen bir milletvekiliyim. 24 kere Felahiye demişim. Felahiye ile ilgili 16 defa soru önergesi vermişim. Bu vermiş olduğumuz soru önergelerinin 7'sinde de elhamdülillah sonuç almışız. Peki Cumhur İttifakı olarak ne yapmışız kıymetli hemşehrilerim? Tam 120 saniyede özetleyeceğim Allah nasip ederse. Bakın 3600 ek gösterge, 710 milyar metreküp doğalgaz, TOG yerli ve milli araç, sosyal konut hamlesi, asgari ücrete %200 zam, sözleşmelilere kadro, emeklilikte yaşa takılanların problemlerini çözmüşüz, KYK borçlarını yapılandırmışız, Kızıl Elma'yı yapmışız, Altay'ı yapmışız, Gabar'da petrolümüzü milletimize müjdelemişiz. Bunun dışında herhangi bir Milliyetçi Hareket Partili'ye ya da AK Partili'ye ne yaptınız diye sorduğunda gururla şunları söyleyebiliriz. Ne deriz? Deriz ki biz kararlı bir şekilde Karabağ'ı işgalden kurtardık deriz kıymetli hemşehriler. Yine birilerinin hayal dediği, yapamazlar dediği Ayasofya'nın ibadete açılmasını gerçekleştirmişiz kıymetli hemşehriler. Elhamdülillah. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli çizgiye kavuşturulması, Mavi Vatan projesindeki kararlılık
emperyalizmin dayatmalarına karşı dirayetli bir duruşla milli ve manevi değerlere yaşatma ve koruma noktasındaki hassasiyetlerimizi her platformda dile getirmişiz. Peki bugün karşımıza aday olanlar ne yapmışlar? Şahıslardan bahsetmiyorum. Ama şahısların temsil ettiği partilerden bahsediyorum. Masa kurmuşlar. Altılı masa. Bana göre 6+1'li masa. Her yerde söylüyordum bunu. Burada da söylüyorum. PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP de vardı. 7'li bir masa. Bugün 17'ye bölündüğüne bakmayın ama o gün birileri masaya oturup kalkıyordu. Pazarlıklar hop kalkıyordu. Birileri Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyordu. Birileri bakan oluyordu. Birilerine MİT'i veriyorlardı. Birilerine JİTEM'i veriyorlardı. Birilerine emniyeti veriyorlardı. Ama başka ne yaptılar biliyor musunuz kıymetli hemşerilerim? HDP'ye her manada sahip çıktılar. Terörist Demirtaş'a ve etki ajanı Osman Kavala'ya özgürlük istediler. PKK ve YPG'ye yapılan tüm operasyonlara karşı çıktılar. Karabağ zaferine çamur attılar. FETÖ'cü tutuklulara özgürlük istediler. DHKPC militanlarına ağıtlar yaktılar. Barzani'ye Kürdistan'ı kurmak hakkın diyerek kuyruk salladılar. ABD'den sinyal beklediler. İslam'a çağ dışı, Kur'an-ı Kerim'e çağlar ötesinden gelen ses diyerek hakaret edenleri savundular. Üniversite olaylarında, depremde, koronada, salgında hep kaos ve karmaşa atmosferi aradılar. Ama Cenab-ı Allah sizlerin sayesinde bunlara müsaade etmediler kıymetli hemşerilerim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah nasip ederse yine müsaade etmeyeceğiz. Bu sadece bir yerel seçim değildir. Bu yine bir taraf olma seçimidir. Bugün Vural Başkan olur, Memduh Başkanım olur, yarın sizin evlatlarınızdan biri olur. Ama biz bir zihniyeti temsil ediyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşen ne varsa gerek ilçelerde gerekse büyük şehirde sonuna kadar yerine getireceğiz. Tüm teşkilatlarımızla birlikte. Çünkü ben her yerde söylüyorum. Ülkücü delikanlı olur, delikanlı sözünde durur. Biz sözümüzdeyiz kıymetli hemşerilerim. En son bir hadiseyi anlatıp müsaadenizi isteyeceğim. Ben Altay'dan bahsederken, Kızıl Elma'dan bahsederken en son biliyorsunuz harp uçağımız Kaan'ı yaptık ve göklerde geçen gün semalarda yükseldi. Allah'a şükürler olsun. Peki buna ne dediler biliyor musunuz kıymetli hemşerilerim? İsmi Kaan uçağı. Kaan ismini kim verdi? Kıymetli liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi verdi. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da açıkladı. Doğru değil mi? İsim babası Devlet Bahçeli'ydi. Peki ne dediler? Kaan yazılırken 2 A'yla yazılmış. Ortada yumuşak G olmalıydı diye bunu tartıştılar kıymetli hemşerilerim. Çünkü bunların çapı bu. Başka ne söylediler? Bu Kaan yapıldı ama motoru yurt dışından gelmiş. Nasıl olacak dediler. Başka? Bu Kaan yapıldı. Bir tane göklerde uçuyor. Ama seri üretime geçebilir mi dediler. Aynı milli ve yerli otomobil olan TOG'a söyledikleri gibi. Peki bu arkadaşlar hangi zihniyeti temsil ediyor kıymetli hemşerilerim? Ben bir Türk olarak, bir Anadolu evladı olarak, bir kardeşiniz olarak yapılanlardan gurur duyuyorum. Peki bunlar yapılıyorken bu eleştiriler kime hizmet ediyor? Bir Türk çıkmış, bir şey yapmış, biz bununla övünmeliyiz. Rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiyor mu ki? Bir Türk dünyaya bedeldir demiyor mu kıymetli hemşerilerim? Peki Atatürk'ün partisini temsil ettiklerini ifade edenler, o zaman rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu söylemleriyle, bu eylemleriyle tekzip ediyorlar. Kıymetli hemşerilerim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Bizim de atamızdır, önderimizdir. Ve ona da biz sahip çıkarız. Biz onun torunlarıyız, evlatlarıyız. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Atatürk'ün partisi demek de Atatürk'ün partisi olmuyor kıymetli hemşerilerim. Birilerine hizmet etmek için bu eleştirileri ortaya koyanları ben sizin vicdanlarınıza havale ediyorum. Ve şunu söylüyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bu duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Evet, vatan için, millet için, devlet için, din için gece gündüz demeden çalışacağız. Çünkü bu vatan bizim, biz bu vatanı bu zihniyete
teslim etmeyeceğiz. İşte Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli büyüğümüz Memduh Büyükkılıç burada. Bu işlere ömrünü vakfetmiş. Hakikaten zor iş. Gerçekten zor iş. Yani Allah kendisine razı olsun. Her gittiğimiz ilçede inanılmaz projelerin altına son 5 yılda da imza atmış. Geçmişte de zaten Kayseri merkezde Melikgazi'de 20 yıl boyunca yine büyük projelerin altına imza atmıştı. Yine Vural Başkan burada Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendisini destekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Memduh Başkanımızın sonuna kadar yanında ve arkasındayız. Allah nasip ederse Kayseri'mizde de Milliyetçi Hareket Partimiz 5 ilçede aday gösterdi. Cumhur İttifakı kapsamında. Özvatan, Sarıoğlan, Sarız, Pınarbaşı ve Bünyan'da. Allah nasip ederse 5 tane Milliyetçi Hareket Partisi, 11 tane Adalet ve Kalkınma Partisi ilçelerde, Büyükşehir Belediyesi'nde de Memduh Başkanımızı rekor oylarla seçtireceğiz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Hakikaten gerek Felahiye'mizin kıymetli belediye başkanının, gerekse milletvekilimizin söylediği sözler bizleri sizlere daha da fazla hizmet yapmaya teşvik eden, motive eden, daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini ifade eden cümleler. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Bizim yegane ilkemiz çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışınca rahat diyoruz. Koşturunca elhamdülillah diyoruz. Bir başka işe koyulunca dinleniyoruz. Aşk ile koşan yorulmaz diyor. O açıdan elbette sizler bizleri seçerken, bizlere destek verirken, bizlere dua ederken, bizlerin burada çalışmasını ve hizmet etmesini beklemek üzere bu gayretleri gösteriyorsunuz. Bizler de sizlere layık olmaya özen gösteriyoruz. Biz bir ekibiz. Biz bir aileyiz. Biz Cumhur İttifakı'yız. Biz bereketin timsaliyiz Allah'ın izniyle. Ankara'da nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve gerçekten Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli genel başkanı el ele gönül gönüle ülkemizin bekası için, mazlum insanların sesi olmak için birlikte kayıtsız şartsız birbirine sahip çıkıyorsa, burada da zaten bizim birbirimize sahip çıkmamız çok doğaldır. Mutlak olmalıdır. Ancak ben diyorum ki bu yetmez. Bu yetmez. Felahiye'mizin güzel insanları, değişik siyasi kanaatlere sahip olabilirsiniz. Saygı duyuyoruz. Elbette ki hakikaten sayılan şu hizmetlerden sonra Memduh Başkan'a ya da Ali Vural Başkanıma, dolayısıyla Felahiye'mizin kıymetli başkanına sahip çıkmak yakışır diye düşünüyorum. Yakışır. Çünkü bu bir genel seçim değil. Yerel seçim. Hizmet odaklı siyaseti önemseyen ve eser siyasetini önceleyen bir anlayış olarak bizler sizler için koştururken sizler de bize sahip çıkacaksınız. Doğrudur, bir siyasi partiden aday oluruz ama hiçbir zaman bir siyasi partinin belediye başkanı gibi davranmadık, davranmayız. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tüm kardeşlerimizi bağrımıza basarız. Ben sizlere söylüyorum. Doğalgaz içinde hayal diyorlardı. Doğalgaz geldi. Doğalgazı verirken acaba hangi siyasi kanaate mensup diye bir ayrım yapılıyor mu? Hayır. Olmaz. Böyle bir şey zaten bize yakışmaz. Geçmişte yapanlar bu tür çalışmalarda var mıydı? Vardır. Olmuştur. Ve onların yaptığı o yanlışları biz de tekrarlarsak onlardan ne farkımız olur? O zaman biz buralarda olmazdık. Biz sizlere hizmet edemezdik. İsmimiz de duyulmazdı. Partimizin de adından bahsedilmezdi farzuma. Öyleyse hizmetin siyasi olarak ayrı düşünülmesi söz konusu olmaz. Felahiye'mizin güzel insanlarını tamamına sesleniyorum. Hanımefendilere, beyefendilere sesleniyorum.
sizin başınızı yere edilecek bir sözümüz, davranışımız, yaşantımız oldu mu? Hayır. Hayır, hayır. Öyleyse Ural Başkanımıza el ele inşallah felahiyemizde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Memduh Büyükkırıcı'ya dua etmek, sahip çıkmak, oylarımızla yüreklendirmek ve desteklemek gerekir diye paylaşıyorum. İnşallah bugüne kadar yaptıklarımızı değerli başkanım, ya nefesi yetmeyecek dedim elhamdülillah. Anlat anlat bitmiyor. Sayın milletvekilim, Sarızlığımıza gittik. Yani Felahiye böyle de başka yerler farklı mı? Bu dönemki kadar Duran Bey, bu dönemki kadar sen kırsaldan sorumluydun galiba Nurettin Bey'le beraber. Tarım diyorsun, kırsal diyorsun. Bu dönemki kadar taşraya yapılan hizmet Mustafa Türkmen, evet, hiçbir dönemde yapılmadı. Öyle değil mi? Biz özendiririz. Biz istiyoruz ki taşrada ihya olsun, merkezde imar olsun. El ele diyoruz. Üreten olsun. Bir apartman hayatına mahkum olmasın diyoruz. Hele hele pandemi ve depremden sonra. Öyleyse buraların da yaşanabilir olması lazım. Hayat standartının yükseliyor olması lazım. Bu laf ile olmaz, icraat olur. Sarızımızı söylüyordum. Bir gün muhtarlar toplantısına vardım. Masanın üzerinde şöyle dosyalar kayılı. Oo, görüyorsun gene dedim, epeyce istek var. Kulakları çınlasın. Baki Başkan dedi ki, oranın bakisi. Sarızımızın değerli belediye başkanı. Başkanım bunlar dedi, yaptıklarınız dedi. Bunlar yaptıklarınız dedi. Korkma dedi. Fazla bir şey istemiyorlar artık dedi. İsteyecekler. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Müsterih olun. Bugüne kadar nasıl yaptıysak Allah'ın izniyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin destekleriyle, Sayın hükümetimizin, bakanlarının destekleriyle, teşkilatlarımızın bizlere yüreklendirici sahip çıkmasıyla el ele, gönül gönüle yapacağız Allah'ın izniyle. Bugüne kadar yapan irade bundan sonra da yapacak. Onun için parçalanmaya gerek yok. Zaman zaman bakıyorum, Milli Görüş adı altında birkaç tane siyasi kardeşimize çıkıyor. Onları da ben çok seviyorum. Ben diyorum ki, demin de dedim, ya burada Milli Görüş denince akla gelecek bir isim var. Bir isim. İki isim yok. Bir isim var. Kim o Fatih Başkanım? Memduh Büyükkılıç Başkanım. Ya işte bu. Laf olsun diye de söylemiyorum. Evet. İl başkanlığını yaptım, milletvekilliğini yaptım, belediye başkanlığını yaptım. Allah rahmet eylesin. En şimdi, son yol açtınız başkanım. Şimdi yol. Bir dakika daha bu oraya gelmedik. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Herkes erbakancı oldu. Rahmetli derdi ki, bir gün herkes gelecek, milli görüşçü olacak derdi. O da öyle derdi yani. Bu milli görüş dediğimiz yerli ve milli anlayış, az önce saydığı Kaan, az önce saydığı SİHA'lar, İHA'lar, az önce saydığı ülkemizin yükselişi, az önce söylenen Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak. Laf bile olmaz, icraat olur. Eser siyasetiyle olur, eser. Eser bırakacağız. Bu açıdan az önce Ayasofya söyledi. Bunların hepsi hayal gibi konuşuyordu. Biz üniversite yıllarımızda zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak derdik. Sloganımızdı. Herkes bize gülerdi. Hayal derlerdi. Bakın, bu bir semboldür. Mesele Ayasofya'nın açılıp açılmaması değil. O bir semboldür. Orası bizim Fatih Sultan Mehmet'in ve tüftühannel Konstantiniyye felenimel emiru emiruha velenimel ceyşü delkel ceyş diyen. İstanbul mutlak fethi olunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker diyen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müjdesine mazhar olmuş olan Fatih'in vakfettiği eser mahkumdu, mağdurdu, hapisti. İşte bu sizin özgürlüğünüz. Bu Müslüman Türk milletinin özgürlüğü. Ben buradayım dediği özgürlüğü.
Bunu ancak yaparsa Recep Tayyip Erdoğan gibi bir yiğit yapardı. Bu açıdan bunlar laf değil. Onu yapıyor da ülkeyi kalkındırmıyor mu? Dünya beşten büyüktür diye haykırırken laf olsun diye mi söylüyor? Şimdi değerli kardeşlerim, bir soykırım var gözümüzün önünde. Türkistan'da, Doğu Türkistan'da var. Efendim aynı şekilde Filistin'de var ya da başka yerlerde var. Bunların yegane sesi kim? Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Onların sesinin daha gür çıkmasını sağlamamız lazım. Bu neyle olur? Bu sizin dualarınızla, desteklerinizle, gayretlerinizle olur. Parçalanmakla olmaz. Parçalanmakla olmaz. O açıdan biz sizden bunları bekliyoruz. Yaparız ya, müsterih okuru da yaparız. Allah'ın izniyle. Diğer hizmetlerimizi de yaparız. Arıtmayı da yaparız. Göğdere'yi de tamamlarız. İnşallah. Zaten yapıyoruz, tamamlarız. Bunlar iş değil, yapılır. Yapıyoruz. Ne dedik? Dün ne yapılıyorsa yarın da bunlar yapılır. Önemli olan bu ülkenin bekası, önemli olan bu insanların haklı olmak yetmez, güçlü olmak gerekir mantığı içerisinde güçlü olmasını sağlamak. Bu milletin ve onun liderlerinin. Biz sizlerden bunu bekliyoruz. Salt bir Memduh Büyükkılıç'ın ya da Vural Başkan'ın burada belediye başkanı seçilmesi olarak olayı görmemenizi istirham ediyorum. Bana bir yük verilmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir yük verdi. Şimdi ben istirham ediyorum tekrar. Bu yük benim yüküm değil. Bu yük hepimizin yükü, hepimizin. Ne olur el ele gönül gönüle. Çalmadık kapı bırakmayalım. Gitmedik kardeşimizi bırakmayalım. Onların hepsini elinden tutalım. Onlara kendimizi ifade edelim. Hizmetlerimizle, muhabbetimizle, dualarımızla. Bize oy veremeyen kardeşlerimize demek ki biz kendimizi anlatamamışız. Anlatamamışız, ifade edememişiz, ziyaret etmemişiz, ihmal etmişiz. Durum bunu gösterir. Yoksa niye vermesin ya? Çok şükür vermemesi için bir gerek yok. Gerekçe yok. Deneyimse deneyim, tecrübeyse tecrübe eskinin tabiriyle. Deneyimse deneyim. Hizmetse hizmet, çalışmaksa çalışmak. İmkansa imkan, destekse destek. Bütün bunların yanında çok şükür dürüstlüğümüzle, güvenilirliğimizle sizleri de mahcup etmedik. Niye oy vermesin? Verir. Yeter ki biz kendimizi ifade edelim. O açıdan felahiyemizden inşallah mutlak destek bekliyoruz bir. İkincisi değerli kardeşlerim, nasıl olsa Memduh Başkan kazanır, Vural Başkan kazanır. Ben de gitmesem olur. Öyle bir dünyada yok. Rehavete yer yok. Rehavete yer yok. İnşallah. Bir oy bir oy diyeceksiniz. Bir kardeşimizin orada sandığa gitmesini sağlamak ve o sonucu alıncaya kadar da oradan ayrılmamak. Hepimizin boynunun borcudur. Ben değişik yerlerde söylüyorum. Burada da söyleyeceğim. Bir kilo pirinç on binlerce pirinçten olmaz mı? Bir kilo deyince. Pirinç pilavı da iyi olur ama bu pilav daha güzel değil mi? Şimdi o pirincin bir tanesi dese ki ben olmasam bu kilonun içinde ya da bu tencerenin içinde. Öbürü de dese, öbürü de dese, öbürü de dese birbirinden haberi yok ama diyor farzıma. O zaman o kilo sağlanır mı? Sağlanmaz. Bir oy deyip gelip geçmeyin. Yalova'da bir oyla seçim kaybedildi. Bir oy deyip gelip geçmeyin. Bütün oylar bir oyların üst üste gelmesiyle oluşan oylardır. Onun için rehavete yer yok, el ele gönül gönüle vereceğiz diyeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Amin. Huzurumuzu bozmasın. Amin. Kardeşliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine ve dinine sahip çıkan olmayı ve bu anlayışla nesiller yetiştirmeyi lütfetsin diyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde gerek Kayseri'mizin merkezinde, gerekse taşralarımızda yapacağımız hizmetlerle, projelerimizi hayata geçirmek suretiyle Kayseri'mizi kendisinden bir numara diye bahsettirmeye devam edeceğiz. 30 büyükşehir içinden yatırımlara en çok ayıran büyükşehir Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Bunlar laf değil. 2 gündür İstanbul'daydım. 13 tane televizyon, radyo bilmem ne programlarına katıldım.
Sonra oradan ayrılırken dedim ki gideceğim Kayseri'yi. Ayak basar basmaz topraklarını öpeceğim dedim. Öpeceğim. Çünkü bir yerden bir yere ulaşmak adeta zulüm. 5 sene yatmış adam ya orada. 5 sene yani bir Allah için rahatlatacak çalışma yapmamış diyorlar. Ben demiyorum, oradakiler diyor. Hayatta bunu gösteriyor. E şimdi o açıdan bizim çalışana ihtiyacımız var. Bizim koşacak adama ihtiyacımız var. Bizim samimi olana ihtiyacımız var. Bizim algı belediyeciliği değil, hizmet belediyeciliği yapacak adama ihtiyacımız var. İnşallah yani. Ben ne diyorum? Kayseri'de büyük şehirlerin konforu var. Büyük şehirlerin sıkıntısı elhamdülillah yok. Ha eksiğimiz var mı? Olabilir, onu da yaparız. Yapılacak başka işler var mı? Tabii ki var. Onları da yine hallederiz Allah'ın izniyle. Yeter ki biz birbirimize dua edelim, sahip çıkalım. Ben sözlerimi burada bitiriyorum. Bizleri bağrınıza basıp karşılayıp gerçekten sıcak bir şekilde burada misafir ettiğiniz için teşekkür ederek sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Mevla mahcup etmesin diye dua ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين şu anda temel atma töreninde bulunmuş olduğumuz bu hizmetleri hayırla tamamlamayı, itmam etmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Tamamlanan bu hizmetlerin felahiyemize, halkımıza, milletimize hayırlar getirmeye nasip vesileyle, nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Bu hizmetlerin bu millete, bu halka ulaştırmasını sağlayan en alt tabakadan en üst tabakaya kadar her türlü kamu görevlerimize sen ebeden razı ol ya Rabbi. Ömürlerine bereketler nasip eyle ya Rabbi. Bu hayırlı hizmetlerin devamını nasip eyle ya Rabbi. Hayırla, güzellikle neticelendirmeyi, akıbetlendirmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Hayırların fethi için, şerlerin defi için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Hayırlı uğurlu olsun.